çeşitli oluşturulmuş enteresan müzik aletleri vardı. Afrika'dan insanlar gelirdi, onlar çalardı. Perküsyon yapardık. Bizim hareket sistemimizin merkezi olan bir organ, beyincik, müzikten direkt etkili. Yani bu da çok çok ilginç bir şey. Bunların farklı dizilimlerinden müziksel kelimeler, müziksel cümleler ve bir hayat hikayesi ortaya çıkıyor. Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün böyle güzel seslerden, yani bizim içimize huzur veren, mutlu eden, duygulandıran, düşündüren seslerden, seslerin anlatım biçimi haline dönüşmüş şeklinden müzikten bahsedelim dedik. Hiç gerimiş müzisyen değiliz ama. Evet, ama dinliyoruz sonuçta. Evet, doğru. Ve kim başlamak ister? Doktor. Başlayalım. Evet. Neler söylemek istersiniz? İyi bir müzik dinleyicisi misiniz? Geçenlerde sosyal medyada bir trafik polisi şarkı söyleyerek, böyle dans ederek ceza yazıyor. Onu gördüm. Ondan sonra bu müzik konusunu işlemek aklıma geldi. Biz de yoğun nöbetlerde sabaha doğru mesela ameliyata girerdik, sezaryen. Katları kapatırken, her şey yolundaysa tabii, o yorgunlukla, içimizden gelen endorfinlerle biraz şarkılar falan mırıldanmaya başlardık. Ben başlardım en azından. Bana eşlik eden hemşire hanımlar da olabilirdi. Yani bu asla bu işi bilmeyenler tarafından bir lakaytlık olarak değerlendirilmesin. İşin o kısmı zaten, yani hiçbir sorun yoksa gözü kapalı yapılabilecek bir şey. Katları özellikle cilde doğru. Tabii ki belli bir özenle, ama orada söylenen endorfinlerle söylenen o şarkı, türkü hem rahatlatıyor hem de işinizi daha iyi yapmanızı da sağlayabiliyor. Gerçi ben bu mırıldanma işinde bir kere ortaokulda bir arkadaşım beni öğretmene de şikayet etmişti. Bu bende çok var. Yani ben sabahtan akşama kadar yani mırıldanırım. Belli şeyler kafamda kalır. Savaş demin hani çok iyi hepimiz müzik dinleyicisiyiz dedi ya. Bence sen bir alet de çalıyorsun Salih, bildiğim kadarıyla. Perküsyon ustasısın sen. Ya şeydeyken Galata'da Okay Temiz'in atölyesi var. Halen de vardır. Ben bir kaç sene oldu? Hani bir 10-15 senesi vardır. O dönemlerde bir 3-4 sene takıldım. Hatta beraber konserlere falan çıktık. Biz arka taraftaki amatör gruptuk. Önümüzde de 5-6 kişilik aktif grup vardı. Çeşitli oluşturulmuş enteresan müzik aletleri vardı. Afrika'dan insanlar gelirdi, onlar çalardı. Perküsyon yapardık. Ben yıllardır arkadaşlığımız var Salih. Yani sen farkında değilsin belki ama bana sürekli özel konserler vermişindir sen. Her türlü düzeyde, masa olur, kapı olur, çanta olur. Bir bakalım. Başlamış. Yani tıbba girdik. Tabii doktorlardan çok fazla tıp fakültesinden her şey çıkar, ara sıra doktor çıkar denir. Çok müzikle uğraşan değerli arkadaşlarımız da var. Profesyonel olarak, çok da başarılı olarak. Bizimkisi böyle perküsyon, mırıldanma ölçeğinde kaldı. Ama ben memnunum, yani müziğin hayatımdaki durumundan son derece memnunum. Yani genel olarak müziğin tanımıyla başlayayım. Yani müzik
herhalde ilk insandan bu yana hayatımızda var. Doğal sesler, geçen lisan konusunda da işledik. İşte gök gürlüyor, çatırtı oluyor, hışırtı oluyor, bir hayvan sesi oluyor. Bunları daha sonra insanlar özellikle avlanırken taklit edebiliyorlar. Ya da ünlem olan duygu içerikli yaşantılarında aşırı korkular, aşırı sevinçler, iş biraz konuşmadan müziğe geçmiş olabilir. Ya da ekip çalışmasında en azından iki kişilik yapılan her şeyde birlikte çalışma, her şeyde müziğin ilk adımları atılmış olabilir. Şimdi genel olarak müzik sesin biçimli ve anlamlı titreşimler kazanmış hali demek gerekiyor. Sesin ve sessizliğin belli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir form. Nasıl resim renklerden, şiir kelimelerden oluşuyorsa müzik de seslerin seçilip işlenmesinden oluşuyor ve düşünce ve heyecanlarımızı yansıtıyor. Yılmaz Öztun'a Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi'nde musiki maddesinde müzik ses üzerine kurulmuş bir sanattır demiştir. Bu da güzel bir ifadedir. Müzik kelimesi Muse'den geliyor. Bu Yunan mitolojisinde esin perileri anlamına geliyor. Zeus'un Muse'lerin babası Zeus'un esin perileri var. Anne de hafıza bellek anlamında olsa gerek. Ve bunlar dans ederek, şarkılar söyleyerek yaratıcı düşünceyi sunuyorlar. Hastaları iyileştiriyorlar. İç karartıcı düşüncelerden uzaklaştırıyorlar. Bu birey ve toplumun gelişiminde ve değişiminde çok önemli olan bir organik yapı. Nasıl lisan için canlı kelimesini kullandıysak, müzik de canlı, organik bir yapı. Göremiyoruz, dokunamıyoruz ama böyle ses dalgaları havaya karışıyor ve bizim etrafımızı sarıyor. Bizim ruhumuza etki ediyor. Hayata anlam katıyor ve yaşanabilir kılıyor. Tamam, ilk insan dedik. İlk insanlar Afrika'dan yayıldılar dünyaya. Ama mesela en önce bu belki 50-60 yıl içinde biraz soru işareti olmakla beraber işte mağara ayı kemiğinden yapılmış aletler bulmuşlar. Bunları biraz acaba müzik aleti diye düşünmüşler, kondurmuşlar arkeologlar. Ama asıl yine bu 35 bin yıl önce kemikten, akbaba kanadı kemiğinden elde edilmiş bir flüt keşfedilmiş. Almanya'nın Ulm yakınlarındaki Hohlefels mağarasında. Yani bunu kesin olarak saptamıyorlar. 35 bin yıllık. Ne oldu? Yok, sanki şöyle bir şey yutarken boğuluyor gibi oldu. Ulm lafı komiğine gitti savaşın. Almanlar biraz komik insanlar. Biz de kıskanırlar kendileri. ve 2004 yılında bu İrlanda yakınlarında Greystones'ta yine dünyadaki bilinen en eski tahta flütler bulunmuş. Burada bilinen en eski şarkı olarak 3400 yıl evvel yine Sümerlilere gidiyor iş. Çivi yazısıyla Suriye'nin Ugarit bölgesinde bulunmuş hatta bir Hurri ilahisi diye geçiyor. Dünyanın bilinen en eski şarkısı. (Gülüyor)
1950'lerde Kaliforniya Üniversitesi'nden Asuroloji bölümünden ya da Asuroloji demek lazım. Profesör Ann Kilmer 15 yıl çalışarak 1972 yılında bunu ortaya çıkartmış. Fakat asıl her türlü üzerindeki müziksel gösterimle beraber bilinen eksiksiz en eski müzik parçası, hayatta kalan en eski örneği ise milattan sonraki 2. yüzyıldaki Seikilos kitabesindeki yazılanlar ve müziksel gösterimler. Burada bu eski bir Yunan gömüt mezar taşı ve 1882'lerde Aydın İzmir demiryolu inşaatı sırasında Tralleis antik kentinde bulunuyor ve 1922'de Yunan işgali sırasında İzmir'deki Alman konsolosunun avukatı tarafından Stockholm'e götürülüyor. Stockholm'de 1966 Kopenhag'daki Ulusal Müze tarafından satın alınıp halen orada sergileniyor. Son senelerde başvuru yapıldı. Geri gelmemiştir herhalde. Ona dair bir bilgim yok. Mesela onun üstündeki yazılanlar halen insani olarak halen geçerli. Bir noktasına virgülüne kadar. Mesela ben bir taşım, ben bir imgiyim yazıyor. Seikilos ölümsüz anısının sonsuz bir belirtisi olarak beni buraya koydu diyor. Bunu muhtemelen Seikilos isimli bir kişi karısı adına yazılı. Burada bir öğüt var ya da şarkı sözleri de olabilir. Yaşadığın sürece parla. Tasayı at bir kenara. Yaşam ancak kısa süreliğine var ve bu sürenin de bir sonu var. Ne kadar güzel değil mi? bunu 6-8'lik nota ölçüleriyle ezgiye dönüştürülerek müzik marketlerde özgün müzik olarak müzikseverlere sunulmuş durumda. YouTube'da da Seikilos yazdığınız zaman bunun müziğini bu müzikologlar üzerine çalışmışlar. Belli bir birkaç dakikalık dinleti haline getirmişler. Dinliyorsunuz. Hoş yani 2000 yıl öncesinden, 1800 yıl öncesinden bir müziği dinleyerek binlerce yıl öncesine gidebilmiş oluyorsunuz. Tabii bundan başka dünyanın asıl eski uygarlık bölgesi Hindistan, bu Mezopotamya, Anadolu, Mısır, İran ve Yunan ve Roma İmparatorluğu. Yani bunlar müziğin asıl en çok uğraşıldığı tarih içindeki yapı taşları olmuş bu bölgeler. Mesela İndus Vadisi uygarlığı var. Pakistan'da bir bölge. Yedi delikli flüt ve çeşitli telli çalgılar bulunmuş. Hint klasik müziği yine Vedaların kutsal kitaplarında Marga diye geçiyor. Batı Hindistan'da popüler bir yaylı çalgı Ramanhatta. Mesela İran Pers müziğinden bu Elamite İmparatorluğu 2500 ile 600 yıllar arası, daha sonra Sasani dönemi milattan sonra 200 ile 600 yıllar arası, bu dönemler de farklı farklı uygarlıklarda farklı müzik kültürleri oluşmaya başlamış. Antik Yunan'da zaten tiyatrolarının önemli bir parçası. Telli çalgılardan lir ve kitara var. 6 yaştan sonraki erkek çocuklara müzik öğretimi mecbur tutulmuş. Sonra yani biraz daldan dala olacak ama aklımıza gelenleri geldiği ölçüde söyleyelim. Mesela dinlerde Kızıldeniz'i geçtikten sonra Musa ve İsrailoğullarının kurtuluş şarkıları söylemeleri var. Bu Solomon Tapınağı'nın
büyük müzik okulu olması söz konusu. İbranilerin müzik kültürlerinin Yunan ve Roma ile ortak bağlantıları söz konusu. Sonra İncil dönemi, İncil dönemindeki yine İbranilerin etkisi. Mesela şeyi de biliyoruz, Hazreti Muhammed'in hicretinde Mekke'den Medine'ye gidişte Medine'de tef çalan kadın erkekli grup tarafından karşılanmış olması. Yani hayatın her aşamasında, her coğrafyada, tarihin bilebilinen yazı tarihinin çok çok öncesinde, söze başladığımdaki gibi neredeyse ilk insana uzanacak şekilde müzik hayatın içine girmiş. Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra barok dönemi sonuna kadar eski müzik son derece çeşitli ve geniş bir coğrafyada belli çok sayıda kültürel geleneği kapsıyor. Bunları Roma Katolik Kilisesi toparlamış bu müziklerin odak noktası olarak. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Yani kafa yoralım ya, kafa yorabileceğimiz bir şey. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Ben hani bu kadar tarihi sürece girdik. Teşekkür ediyoruz. Bu tarihi süreci çok anlatısı var. Çok farklı evet. Anlatıları var. Ya şu tarihsel süreçten bahsedince benim de aklıma şu geldi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum açıkçası. Müzik zamanda yolculuk, zamanda geçmişe yolculuk etme aracıdır. Ne dersiniz bu konuda? Yani müzik dinlediğiniz anda, hani bir müzik dinlerken ileriyi düşünemiyorsun. Dinlediğin anda o anı yaşıyorsun ama yıllar sonra o müzik seni eğer etkilediyse 10 yıl sonra bir anda o müziği duyduğunda 10 yıl öncesine gidebiliyorsun, götürebiliyor seni. Şimdi onu iki türlü söyleyebiliriz. Bir, beyindeki hücresel yapılar arasındaki farklı birleşimler, sinapslar ve beynin çeşitli bölgelerinin iletişimi. Mesela bir şey, bir müzikten bir koku, bir kokudan bir müzik aklına gelebilir. Onu daha çok sanıyorum Kubilay anlatacak. Bir de müzik toprak demek. Yani müzik aslında evrensel değil, müzik yerel. Ve yani evrensel müzik denen şey evrenselleştirilmiş müzik. Yani bu kültür emperyalizmi ile olan diğer insanlara sevdirilmiş müzik. Ne mesela klasik batı müziği, pop, caz, bunlar evrenselleştirilmiş müzik. Oysa müzik tamamen yerel ve çok önemli. Yani o oranın toprağını yansıtıyor. O toprakta dili, dini, mezhebi ayrı insanlar bile olsa belli toprağın insanının müziği kardeş. Ve o müzikten müzikologlar, müzik bilimle uğraşanlar onun dinlediği zaman 10 yıl öncesi, 100 yıl öncesi, 1000 yıl öncesine kadar onu bulabiliyorlar ve hangi kökene, hangi halka, hangi yöreye ait olduğunu da anlayabiliyorlar. Ben de birkaç şey söyleyeyim o zaman. Yani bir tıbbi yaklaşayım ben de konuya. Hani müzikle beyin ilişkisine gireyim. Hem de Savaş, senin bu sorduğun sorunun cevabı da var bunun içinde. Hani müzik dinleyince nasıl geçmişe yolculuk yapıyoruz? Hemen şeye bir araya gireyim sen sözüne başlamadan önce. Salih dedi ya müzik yereldir diye. O sözün üzerine benim Semiha Yankı'nın mıydı Memleketim şarkısı? Aytan Artman'ın. Yahudi ezgisi. Evet, Yahudi halk şarkısı ama biz o şarkıyı dinlediğimiz zaman tüylerimiz diken diken oluyor, milli duygularımız kabarıyor. Bu güzel bir şey, kötü anlamda söylemiyorum. Ama hani müzik yereldir deyince bu aklıma geldi. Gerçi aynı topraklarda iç içe geçmiş kültürler ama güzel bir birleştirici özelliği de var müziğin. Evet. Evet, çok etkilenmişiz. Yani özellikle doğudan, o İran'dan falan çok çok şey almışız.
Osmanlı döneminde, daha öncesinde. Şimdi ben birazcık konuya tıbbi olarak yaklaşmak istiyorum. Müzikle beynin ilişkisini anlatmak istiyorum. Hem de bu sayede Savaş, senin demin sorduğun sorunun cevabı da kısmen içinde var. Hani müzik dinleyince geçmişe yolculuk yapmış oluyoruz dedin ya, onun da cevabı var. Şimdi müzikle lisan çok iç içe kavramlar ve beynimizde de bunlar çok iç içe, yan yana bulunuyor. Birkaç program önce lisandan konuşmuştuk, ayrıntılarına girmiştik. Yani lisan denen kavramın beynimizin, zihnimizin ayrılmaz bir yapısı olduğunu konuşmuştuk. Bunun örnekleriyle anlatmıştık. Yani lisan olmadan, dil olmadan bir insanın beynini çalıştırması, zihnini çalıştırması, etrafı algılaması, kültür, sanat yaratması mümkün değil. Yani lisan olmazsa olmaz şart. Buna aynı bir bilgisayardaki işletim sistemi örneğiyle benzeştirebiliriz. Mesela bir Mac bilgisayarda kendine has bir işletim sistemi var, değil mi? Mac OS sistemi. Siz aynı zamanda bu bilgisayara Windows'ta yükleyebilirsiniz. O zaman ikinci bir lisanı eklemiş oluyorsunuz. Yani ikinci bir bilgisayarınız olmuş oluyor. Yani bir insan ana dilinden başka ikinci bir dili ana dili gibi öğrendiğinde aslında ikinci bir zihin yaratmış oluyor beyninde. Hani bir insan bir lisan, iki insan iki lisan diye laf vardır ya, bu gerçekten çok doğru. Yani bu kadar önemli bir kavramla beraber çalışan bir sistem müzik. Müziği işte demin Salih bahsetti. Belli frekansta duyulan seslerin, ki bunlara nota diyoruz, İşte belli bir gamla, belli bir makamla dizilmesiyle oluşan bir kavram, bir eser, bir iletişim şekli. Şimdi bu müzik de beynimizin çalışma sistemini değiştirebilecek kadar etkili bir şey. Yani sadece hani duygularımıza hitap eden, bize hoşça vakit geçirten bir olay değil. Beynimizin işletim sistemini etki eden bir olay, bir kavram. Bunun sebebi de beynimizin doğuştan itibaren lisan ve müzik algısına göre yapılandırılmış olması. Yani zaten bu doğuştan gelen bir altyapı. Müzik ve lisanla biz bunu işliyoruz. Bu derinliği şöyle anlatabiliriz. Yani ne kadar derinde etkili olduğunu. Mesela Alzheimer diye bir hastalık var, biliyorsunuz. Alzheimer hastalığında beyin bir takım bilişsel işlevlerini kaybediyor. Yani bilişsel işlev dediğimiz günlük yaşantımızı sürdürmemize yarayan şeyler. Okumak, yürümek, yemek yemek, ne bileyim bir şeyi kaldırmak, etmek, hesap yapmak, her türlü şey. Bunları unutuyorlar Alzheimer hastaları. Hatta ismini bile unutuyor. Etrafındakileri tanımıyor. Böyle insanlar eğer müzisyense, yani gençlik zamanından beri çok uzunca yıllardır müzikle uğraşmışsa, ismini bile unutmuş olsa, o zamanki parçaları hatırlıyor, söylüyor, hatta enstrüman çalıyorsa bunları icra ediyor. Yani müzik bu kadar beynimize derinlemesine yerleşmiş bir şey. Şimdi senin sorduğun soruya gelelim Savaş. Müzik algısı beynimizde nasıl oluşuyor? Bu şemalar şeklinde oluşuyor diye açıklamışlar. Yani bu ne demek? Yaşamımızın erken dönemlerinde bizim dinlediğimiz müzik parçaları, işte etrafımızda duyduğumuz ezgiler, işte bu ezgilerin melodik yapıları, o sırada bizim duygu durumumuz o müziği dinlerken, bunların hepsi birlikte bir kalıp şeklinde beynimize yer ediyor. Ve belli bir yaştan sonra da biz duyduğumuz müziği bu gençlik yaşlarımızdaki, çocukluk yaşlarımızdaki algıladığımız kalıplara göre değerlendiriyoruz. Ve biz o müziği beğeniyoruz veya beğenmiyoruz. Bu şemaların, kalıpların oluşması aslında anne karnında başlıyor. Ama asıl başladığı dönem onlu yaşlar. Yaklaşık 14-15 yaşlarında en üst seviyeye ulaşıyormuş. Bilim adamlarının, nörobilimcilerin yaptığı araştırmalar bunu ortaya koyuyor. Ve dediğim gibi bu dönemden sonra, yani o dönemdeki oluşan müzik kalıplarına göre daha sonraki yaşlarda bir müziği beğeniyoruz veya beğenmiyoruz. Dolayısıyla Savaş, hani beğendiğimiz bir müziği
duyduğumuzda da işte 10'lu yaşlara, 15'li yaşlara dönüyoruz. O günleri hatırlıyoruz. Yani beğendiğimiz müzik illaki geçmişten gelen müzik oluyor. Ama tabii ki bu bir kural değil. Tıpta, hayatta istatistik diye bir şey var. İstatistiğin de küçük değerleri var, büyük değerleri var. Yani yeni öğrendiğimiz bir müziği de mesela hiç çocukluğunda klasik batı müziği dinlememiş birisi 30'lu 40'lı yaşlardan sonra da bunu beğenir hale gelebilir. Yani bunlar istisna. Bir de müzik aynı zamanda bir kültürel kod taşıyıcısı. Yani bundan neyi kastediyorum? Çocukluk dönemimizde beynimizde yer eden o müzikal yapının da bir kültürü var. Yani her kültürün bir müziği var biliyorsunuz. O kültür kafamıza işlemiş oluyor. Yani çocuklukta elde ettiğimiz o kültür daha sonra da hayatımızda büyük bir oranda yerini alıyor. Dolayısıyla buradan şuraya gelmek istiyorum. İlkokulda, ortaokuldaki müzik derslerini hatırlayın. Yani birçok ana babaya göre, veliye göre o müzik derslerinin hiçbir önemi yoktur. Yani boşluk dolduran bir şey gibi, ders gibi zaten haftada bir saattir, iki saattir. Ama aslında öyle değil. Yani o yaşlardaki müzik eğitimi insanın hayatının sonrasındaki birçok şeyi, beyin yapısını etkilediği için o dönemdeki müzik eğitimine çok çok eğilinmesi lazım. Yani nasıl biz çocuğumuzun beslenmesine, gıdasına dikkat ediyorsak, faydalı gıdalarla beslensin diyorsak beden sağlığı için, o dönemdeki müzik eğitimi de aynen bu kadar önemli. Hatta hastalıkların tedavisinde müzik kullanılıyor, değil mi? Beyne direkt ilgili evet, olduğu için. Evet, evet. Bizimle ilgili de müzikle tedavi yöntemleri var. Evet. Ben şimdilik kısaca hatta bundan durumu insanlardan çıkartıp hayvanlara doğru da. Mesela müzik, klasik müzik dinletilen ineklerin süt verimi artıyor. Evet. Bunlara gireriz birazdan. Değil mi? Çok etkili. Ben şunu... Müzik dildir dedin ya, biz şimdi 29 harfle ifade ediyoruz konuşma dilimizi. İşte hani A, B, C'den Z'ye kadar. Bu harfler aslında harf değil, ses. A dediğimiz zaman A diyorsun, B deyince AB gibi, bunlar birleşiyor, heceleri, kelimeleri, işte cümleleri, paragrafları, sayfaları, romanları oluşturuyor şeklinde. Ve dil, hani bu harfler ne kadar kısalırsa zannediyorum şey gibi, film gibi geliyor bana. Hani 1,5 saatlik izlediğim bir film mi sende daha büyük izler bırakıyor? 10 dakikalık bir kısa film mi daha büyük izler bırakıyor? Sanat filmleri özellikle kısa film olarak çekiliyor. Buradan daha da basite indirgersek, fotoğraf tek karede anlatıyorsun her şeyi. Evet. 29 sesle anlatmak yerine 7 tane notayla anlatmak. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bunlar sadece nota değil, ses aslında. Do, re, mi. Ve bunların farklı dizilimlerinden müziksel kelimeler, müziksel cümleler ve bir hayat hikayesi ortaya çıkıyor. Bu da evet, enteresan geliyor bana. Ve hani müzikte 3 tane öge var ya, mesela fotoğrafta 3 ana öge vardır. Renk, ışık, doku gibi. Müzikte de ritim, ezgi ve melodiden oluşur. Salih konuşmasının başında bahsetmişti. Sesler ve onların aralarındaki boşluklar. Bu seslerin ara boşlukları aslında müziğin ritmini oluşturuyor. Ben de diyorum ki müzik bu ara boşluklarda hayat kesitleri taşıyor. Yani bu ara boşluklara bir müzik dinlediğin zaman beyin sanki o ritmi, melodi ve ezgi direkt yüreğe hitap ediyor. Ama ritim ise anlık, hani bir fotoğraf karesinin enstantanesi gibi, perde indik, açıldı, kapandı süresinde o ritimde o hayatın kesitleri müziğe depolanıyor gibi geliyor bana. Ve daha sonra bu müziği dinlediğin zaman o nedenle biz o hayat kesitlerini hatırlıyoruz, geçmişe dönebiliyoruz.
gibi bir şey oluştu bu sohbetten kafamda. Olabilir. İlginç. Bu söylediğin müzikle ilgili temel unsurlar ritim dedin, ezgi, melodi dedin, armoni dedin. Buna bu besteci Aaron Copland tını'yı eklemiş, tını. Artı bir takım dinamikleri ve formları eklemiş. Yani şu anda eskiden dört temel unsur varken şimdilerde altı temel unsurdan bahsediliyor. Ritim, ezgi, melodi, armoni, tını, bir takım dinamikler ve formlar. Müzikalizm terimi var, bir de müzikoloji terimi var. Müzikalizm, Fransız ressam Henri Valensi'nin 1932'lerdeki başlattığı sanat akımı. Bir de bu 1863'lerde Friedrich Krizander tarafından bir müzikoloji terimi ortaya atılmış, müzik bilimi. Bu da Jahrbuch für Musikalische Wissenschaft adlı eserinde kendine özgü bilimsel araştırma metotları geliştirilmiş oluyor bununla ilgili. Yani müzikolojiye ben sonradan tekrar değineceğim. Demin kaldığım yerden biraz sağdan soldan olmakla beraber yine şu tarihine devam etmek istiyorum. Mesela Orta Çağ'da özellikle bu Roma Katolik Kilisesi'nin ve Gregorian ilahinin dinsel ayin müziği çok etkin oldu. Burada sayılabilecek okullar mesela Notre Dame'ın polifoni okulu, Galicia'daki bu Polonya ile Ukrayna arasında Galicia bölgesindeki müzikal merkezden bahsetmek lazım. Ayrıca İngiliz müzik okulları çok eski ve köklü. Codex Worcester diye söylenebilir. 13. yüzyılda bu kara veba konusunu işlerken de söylemiştik. Bir takım böyle kamçılı gezgin gruplar dolaşıyorlar sokaklarda ve toplu halde veba hastalığına tutulmuş ya da korkan insanlar toplu halde bir histerik dans yapıyorlar sokaklarda. Kara veba sırasında 13. yüzyılın ortalarında 1250'lerde. Burada hem kendi halk müzikleri hem de kıyamet metinleri, yani burada dinsel bir ayin özelliği de var. Hatta bunun bir takım görsellerini falan da hatırlıyorum konuştuğumuzu. Rönesans'ta artık biraz din dışı müzikler ortaya çıkmaya başlıyor. Ve diğer sanat dallarındaki değişim kadar keskin değil Rönesans'taki müzik konusundaki değişim. Ve İtalya'dan daha çok Kuzey Avrupa'da Franco-Flaman bölgelerde daha çok önemli besteciler çıkmaya başlıyor. Mesela Burgonya denen yer var. Fransa'nın işte o Sen Nehri'nin yarattığı verimli vadinin olduğu bölge. Franco-Flaman, Burgonyalı besteciler geçer tarihte. Venedik okulunu söylemek lazım. Özellikle 16. yüzyılın ortalarında artık orkestrasyon, süslü çalgılar, parçalar, sürekli bas vurular. Alman bestecilerle beraber ork tabii çok ortaya çıkmış. Bu özellikle Johann Sebastian Bach çalışmaları barok ork tarzının temelini atmış. Ve ilk operalar çıkıyor 1600 civarında. Rönesans sonu, barok müzik başlangıcı. Barok Avrupa'da 16. yüzyıl sonlarından 18. yüzyıl ortalarına kadar güzel sanatlarda şaşırtmayı, görkemi ve göz kamaştırıcılığını yeğleyen bir sanat biçimi. Aynı mimari ve plastik sanatlarda olduğu gibi müzikte de bu etkiler gözleniyor. Beyin müzik ilişkisine biraz daha devam etmek istiyorum bir doktor olarak. Beynimizde ne oluyor müzik duyduğumuz zaman? İlk önce bu beynimizin yan kısımlarında bulunan temporal lob dediğimiz bir bölüme geliyor müzik. Burada bir çözümlemeye uğruyor ilk önce. Ondan sonra
Beynin biraz daha arka yanındaki bir başka bölüme gidiyor ve burada bir ilişkilendirilme olayı yaşanıyor. Duyulan müzikle ilgili bir ilişkilendirilme olayı yaşanıyor. Ve bu çözümlemenin ardından da beynin iç kısımlarında bulunan limbik sistem dediğimiz bir sistem var. Yani daha çok duygularımızla ilgili olan bölüm oraya yönlendiriliyor. Ve burada bu müzikle aldığımız verilerin duygusal çözümleri yapılıyor. Ve bunun sonucunda da beynin üst kısımlarıyla hipotalamus denen bölgesi arasında bir takım tepkiler üretiliyor. Yani burada çok tıbbi konuştum ben ama hani bunları sadece insanlar duysun diye söylüyorum. Yani bir müziği dinliyoruz, bir tepki veriyoruz. Bu sırada olanlar bunlar. Yani çok kısa sürede oluyor bunlar ama beynin içinde böyle 3-4-5 tane yerde ve çok karmaşık yapı arasında dolaşıyor. Bunu vurgulamak için söylüyorum. Yani öyle basit bir iş değil bu. Bize çok basit geliyor. Ve bunun sonucunda da bir takım tepkiler üretiliyor. İşte ne üretiliyor? Mesela gözlerimiz yaşarıyor. Çok gergin bir haldeyse kaslarımızın gerginliği azalıyor. Gevşiyoruz mesela. Hatta bağışıklık sistemimizi bile etkiliyor. Yani basit bir müzik dediğimiz şey beynimizde karmaşık milyonlarca hücrenin yaptığı bir sistemle her şeyi etkiliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bağışıklık sisteminizi bile etkiliyor. Yani bu kadar karmaşık olaylara sebep olabiliyor. Bir de yine önceki beyin programında konuşmuştuk sağ beyin, sol beyin diye. Hani beynin iki yarısı vardı ya. Sağ yarı beynin özellikleri farklı, sol yarı beynin farklı. Sol beynimiz müzikte daha çok metrik çözümleme yapıyor. İşte demin bahsettiğimiz işte ritim, tempo, tonların algılaması gibi. Sağ beynin müzikteki algılaması için ise armonik çözümleme. Yani daha çok duygularla ilgili. Müziğin duygusunu algılamaya çalışıyor sağ beyin. Sol beyin ise biraz daha tekniğine giriyor işin. Bir de müzikle beyin ilişkisinden bahsederken müzikle beyincik ilişkisinden de bahsetmek istiyorum ben. Beyincik dediğimiz organ beynin altında yer alan ve beyne göre çok çok daha küçük bir organ. Ama buna rağmen beyindeki nöron sayısının neredeyse yarısından fazla nörona sahip. Yani bu kadar önemli. Ve hareketimizle, dengemizle ilgili olan bir organ. Hepimiz biliyoruz bunu. Beyincik gürültü işittiği zaman aktifleşmiyor. Yani şey oluyor, çalışması yavaşlıyor ama müzik işittiği zaman beyincik aktifleşiyor ve daha fazla çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla bizim hareket sistemimizin merkezi olan bir organ beyincik müzikten direkt etkileniyor. Yani bu da çok çok ilginç bir şey. Mesela birçok deneyde gösterilmiş ki hiç yani danstan anlamayan insanlar ya da denekler diyeyim müzik duyduğu zaman çok uygun tempoya uygun beden hareketleri yapıyorlar. Yani burada aslında dansın temelinde beyincin yer aldığını görüyoruz. Yani orada da bir dans altyapısı var beyincikte. Müzik onu etkiliyor. O müziğin ritmi, temposu beyincik vasıtasıyla vücudumuzda ona uygun hareketler yapmamızı sağlıyor. Yani biz hiç dans kursuna gitmesek bile bir müzik duyduğumuzda ona uygun çıkar, sallanırız, değil mi? Uydururuz bir şeyler yani. Bu işte beyincik sayesinde olan bir şey. Bir de müziğin dille ilişkisi var. Yani ikisi çok iç içe geçmiş kavramlar. Mesela insan konuşurken bile bir konuşmasında müzikalite olabilir, değil mi? Yani o duygusal bir şey anlatıyordur diyelim. O sırada o çıkardığı kelimeler, harflerin şiddetini değiştirebilir, frekansını değiştirebilir. Yani Ağıtlar buna çok güzel örnek. evet, değişik notalar şeklinde konuşabilir. Yani dilde bir müzikal unsur var muhakkak. Bir de beyinde hani dedik ya müzikle lisanın algı yapan bölgeleri birbirine çok yakın ortak bölgeler diye anlattık. Bir de kişinin ana dilinin özellikleri onun müzik zevkini hatta müzik üretmesine de etki ediyor. Yani
Bunu geçen programda yine anlatmıştım. Tekrar anlatayım geri gelmişken. Mesela Fransızca dilinde birbiri peşi sıra gelen hecelerin birbirinden farklılığı çok az, varyasyon az. Ama İngilizce'de bu varyasyon daha fazla. Yani kısa hece, uzun hece birbiri ardına bir karmaşıklık içinde oluyor. Dolayısıyla Fransızların yaptığı besteler biraz daha böyle ritmik, armonik ama İngilizlerin yaptığı besteler biraz daha inişli çıkışlı oluyor. Yani dil bilgisinin, fonetik özelliklerin beyinde oluşturduğu yapı müzik yapısıyla o kadar iç içe ki bu bestekarların bestelerine bile yansıyor. Burada bir istisna var. Mesela Alman bestelerine bakarsak, mesela Almanca çok inişli çıkışlı bir dildir. İngilizceye benzer. Ama ilk zamanlarda Alman besteleri böyle çok yumuşak, armonik, inişli çıkışlı olmayan bestelermiş. Burada şey deniyor. İtalyan müziğinin etkisinde kaldığı için bu şekilde olmuş. Daha sonra özellikle Wagner'in etkisiyle ki Wagner biraz milliyetçi bir bestekar. Hitler bile onun eserlerini takip edermiş. Wagner'in etkisiyle Alman müziği kendi öz Alman dilinin özellikleriyle örtüşmeye başlamış ve ondan sonra daha inişli çıkışlı bir yapısı olmuş. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir insanın konuştuğu ana dil, ürettiği müziğin üzerine de çok etkili oluyor. Yani müzikle dil bu kadar iç içe girmiş kavramlar beyin.